gül çayı faydaları ve kürleri. Gül çayı, kurutulmuş gül yaprakları ve tomurcuklarıyla demlenen sıcak bir çay türüdür. Gül çayı fitokimyasallar açısından zengindir ve sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Araştırmalarda gül çayının adet ağrısını hafifletebildiği, sindirimi iyileştirebildiği, kaygıyı azaltabildiği ve diyabet yönetimine yardımcı olabildiği gösterilmektedir. Gül çayı faydaları nelerdir? Gül çayı yüksek miktarlarda antioksidan içerir. Bu sayede adet ağrılarını hafiflettiği, kaygıyı, ağrıyı ve iltihaplı hastalıkları azalttığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Adet ağrılarını hafifletir. Adet krampları çoğu kadın için büyük bir problemdir ve gündelik yaşamlarını etkileyecek boyutta olabilmektedir. Gül çayı, adet ağrısını ve dismenoreyi hafifletmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu etkiyi araştırmak için 130 kadın üzerinde çalışma yapılmıştır. Grupta yer alan kadınlar düzenli olarak gül çayı tüketmiş ve araştırma sonucunda adet sancısında azalma, endişe ve kaygı semptomlarında düşüş gözlemlenmiştir. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı giderir. Gül yaprakları geleneksel tıpta sindirim problemlerini ve mide sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Gül kullanarak yapılan bu içeceğe zuhurat adı verilir. Sindirim problemlerini tedavi ettiği bilinen bu bitki çayına çeşitli gül elementleri de eklenebilir. Gül çayına roza damaskana yaprakları, tomurcukları veya gül yağı eklemek çayın antioksidan oranını artırır. Bu nedenle sindirim sağlığı için oldukça faydalıdır. Kilo vermeye yardımcı olur. Gül çayının iltihapla savaştığı da araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde gül çayı, inflamasyonu azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Çay ve kahve gibi günlük tüketilen içecekler bir miktar kafein içerir. Gül çayı kafein içermez ve kafein içeren içecekler yerine rahatlıkla tüketilebilir. Diyabet semptomlarının yönetilmesine yardımcı olur. Gül çayı üzerine yapılan çalışmalarda roza damaskana ekstratının antidiyabetik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu sayede kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olduğu da anlaşılmıştır. Roza damaskana'nın alfa glukozidaz olarak bilinen bir glikoz metabolize edici enzimin güçlü bir inhibitörü olduğu da söylenmektedir. Gül özleri ince bağırsaktaki karbonhidrat emilimini bastırır. Postprandiyal glikoz seviyelerini düşürmeye ve diyabet kontrolüne yardımcı olur. Gül çayı ayrıca diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bilinen polifenoller açısından da zengindir. Kaygı ve ağrıyı azaltır. Gül çayı içmek stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur. Roza damaskana'nın bir türünün analjezik özelliklere sahip olduğu da bilinmektedir. Gül ile yapılan aromaterapi uygulamalarının ruh halini iyileştirdiği ve düzenli uyku uyumaya yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır. Saçların uzamasına yardımcı olur. Gül yaprakları, özellikle beyaz ve pembe güller, mükemmel antioksidan ve antialerjik özelliklere sahiptir. Gül fitokimyasalları sebum adı verilen vücut salgısının fazla üretimini engeller. Düşük sebum seviyesi de vücutta kaşıntıyı ve saç derisinin yağlanmasını önleyebilir. Şampuan ve saç kremi gibi saç bakım ürünlerine gül özleri eklendiğinde saç derisinde oluşan iltihabı azaltmaya da yardımcı olur. Gül yapraklarındaki ellagitanin ve epigallokateşin galat, saç dökülmesini ve seborreik dermatit gibi rahatsızlıkları önler. Bu nedenle gül çayı içmek veya gül özlerini topikal olarak uygulamak saç derisindeki iltihabı ve saç dökülmesini tedavi eder. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Gül yapraklarının sitotoksik ve antioksidan etkileri bulunur. Ayrıca antimutajenik özelliklere sahip oldukları saptanmıştır. Gül tomurcuk, gül yaprağı faydaları ve kürleri. Gül çayı tarih boyunca sağlık ve zindelik için kullanılmıştır. Gül çayı çeşitli gül türlerinden elde edilen yapraklar veya tomurcuklarla yapılır. Yüzlerce farklı gül çeşidi bulunur ancak gül çayı için en yaygın kullanılan çeşitleri kırmızı ve pembe güldür. Gül çayı hafif tatlı bir tada sahiptir. En lezzetli çaylar organik gül tomurcuklarından elde edilir. Gül tomurcuk ve gül yaprağı nasıl kullanılır? Toplamda bir yemek kaşığı olacak şekilde gül tomurcuğu ve gül yaprağını bir demliğe koyun. 70 derece sıcaklıktaki suyu ekleyin, kapağını kapatın ve yaklaşık 5-8 dakika kadar demleyin. Kurutulmuş gül yaprağı ve tomurcuğunun çay olarak yapılması daha kolaydır. Taze olan yapraklar ve tomurcuk daha fazla su içerdiğinden daha zor çözünecektir. Çaya daha fazla lezzet katmak için lavanta, papatya gibi başka bitkileri de çayınıza ekleyebilirsiniz. İsteğe göre bal veya bir dilim limon da eklenebilir. Dalak rahatsızlıkları için kür. Bir bardak kaynar suya 4 gram kuru gül yaprakları eklenir. 10 dakika bekletilir ve süzülür. Bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak soğuk olarak tüketilir. Depresyon için kür. 1-2 parça lavanta, çok az nane ve gül yaprağı karıştırılır ve demlenir. Günde 2-3 fincan içilir. Göz nezlesi. Bir bardak sıcak su içerisine 4 gram kuru gül yaprakları eklenir. 10 dakika demlenmesi beklenir.
Hazırlanan su pamuk kullanılarak göze konur. Kabızlık için kür. 15 adet taze gül yaprağı 10 dakika demlenir. Bal ile tatlandırılarak içilir. Regl sancılarını hafifleten gül çayı. Dismenore, adet dönemlerinde kadınların yaşadığı yaygın bir problemdir. Adet döneminde ortaya çıkan kasılma ve spazm şikayetlerinin hafifletilmesi için spazm çözücü etkilere sahip olan civan perçemi, mayıs papatyası ve gül tomurcuğu kullanılır. Bu bitkiler rahimdeki kasılmaları hafifletirken aynı zamanda adet döneminde ortaya çıkan gerginliği azaltmaya da yardımcı olur. Civan perçemi, mayıs papatyası ve gül tomurcuğunu eşit miktarlarda karıştırarak veya ayrı ayrı olacak şekilde 3-5 dakika demleyin. Adet döneminde günde 4 kez içilmesi gerekir. 3-4 ay boyunca her adet döneminde kullanılması faydalı etkilerini daha da kuvvetlendirecektir. Mide rahatsızlıkları ve kabızlık. Baktericidal etkileri sayesinde gül çayı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının adjuvan tedavisi için kullanılır. Kabızlık veya şişkinlik gibi sindirim sorunlarını gidermek için bağırsak mikrobiyatasını dengelemeye yardımcı olur. Tek seferde 2 fincandan fazla tüketilmesi ishale neden olur. Gül çayını içmeye başlarken öncelikle önerilen miktarlarda kullanılmalı, daha sonra vücudun verdiği tepkiyi izlemeli ve dozu dikkatli şekilde arttırmalısınız. Bademcik rahatsızlıkları için gargara. 1 bardak kaynar suya 5 gram kuru gül eklenir ve 10 dakika demlenir. Hazırlanan karışımla gargara yapıldığında bademcik rahatsızlıklarının iyileşmesi sağlanır. Kanı temizlemek ve kalbi rahatlatmak için kür. 15 adet gül yaprağı 20 dakika kaynatılır. Bal ile tatlandırılarak içilir. İltihaplı romatizma hastalıkları için kür. 1 bardak kaynar suya 5 gram kuru gül eklenir ve 10 dakika demlenir. Günde 2-3 bardak içilir. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsizyaşıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.